Kürşat Zorlu Yaklaşan seçimin sonucu ne olursa olsun, bu bir devlet projesi olmalıdır. Önümüzde hızla yaklaşan bir seçim var. Kim seçilirse seçilsin, Türkiye'nin üzerine giderek hayata geçirmesi gereken bir proje var. Hani devlet projesi denilen türden. Bu sebeple sık sık hatırlatma gereği duyuyorum. Trans Hazar doğalgaz boru attı. Kısaca Orta Asya'daki doğal gaz kaynaklarının Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan'a, oradan da Türkiye Gürcistan uzantısıyla Avrupa'ya taşıyacak bir hattan söz ediyoruz. Tabii Nahçıvan koridoru açılabilirse burası da dahil edilecektir. Esas olarak dünyanın dördüncü doğal gaz rezervine sahip olan ki 50 trilyon metreküp, Türkmenistan gazına ve çeperinde Kazakistan'la Özbekistan'ı da içerisine alabilecek geniş bir tedarik transit güzergahı. Bu rezervlerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması için Aşkabat'ın Hazar Denizi altında tahmini 300 kilometrelik bir hatla Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'na Tanap'a bağlanması gerekecek. Bununla birlikte bu köşeyi takip edenler hatırlayacaklardır. Son dönemde Türk dünyası ülkeleri birbirleriyle daha fazla yakınlaşıyor. Bunda özellikle Ukrayna Savaşı'nın meydana getirdiği koşullar ve zorunluluklar en büyük paya sahip. Ek olarak Türkiye'nin gerek ara buluculuk rolüyle etkileşim kurabilmesi, gerekse savunma sanayi ile savaşın içerisinde etki bulabilme kapasitesi söz konusu ülkeler açısından motive edici bir unsur haline geliyor. Ancak böylesi dönemlerde çok az yakalanabilecek kimi fırsatların ülke içerisindeki siyaset gündeminin ötesinde anlamlar taşıması gerekmektedir. Bu bir yönüyle bilimsel olarak da iktidar muhalefet denkleminin milli irade eksenli faydacılığıyla ilgilidir. Açıkça ifade etmek isterim ki 90'lı yıllarda olduğu gibi Türk dünyası merkezli enerji projeleri iyi değerlendirilemezse, bu kez jeostratejik üstünlük tamamen ve yeniden Türk coğrafyasının dışında gelişecektir. Şu an Türk Devletler Teşkilatı'nda gözlemci üye olan Türkmenistan, 11 Kasım'daki zirvede daimi üyelerden biri olacak. KKTC'nin de ilk aşamada gözlemci üye olacağı bu zirve, devletleri ve hatta bölgeleri birbirine bağlayacak projelerle Sarsılması zor bir konuma taşınabilir. İşte bu projelerden biridir Transhazar Boru Hattı. Avrupa'ya en az 30 milyar metreküp gaz taşınabilir ki bu durum küresel güç dengesinde Türk dünyası geçişli bu hattı en kritik noktaya yükseltebilecektir. Rusya'ya yönelik ambargoların ardından Kazakistan bu projede istekli, Türkiye destekleyeceğini açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda, Türkmenistan yetkililerinin karar vermesi halinde Trans Hazar doğalgaz boru hattını destekleyeceklerini söyledi. Daha önce Hazar'ın statüsü konusunda anlaşmazlığı kendi aralarında büyük ölçüde çözen iki ülkenin Hazar denizindeki dostluk sahasını ortaklaşa geliştirmek kararı bir altyapıdır. Gerçekliği ve işlevselliği bir masada irdelenebilirse, Türkmenistan da soğuk bakmayacaktır. Bu tespit ve çağrımı sizlerin tanıklığıyla bir kez daha siyaset kurumunun bilgisine sunmak isterim. Kürşat Zorlu, Habertürk Taha Kılınç, İran Tiyatrosu tanık olduğumuz şey tam 43 yıl sonra İran'da ikinci bir devrimdir. Uluslararası toplum baskıcı rejime karşı daha somut önlemler almalıdır. İranlılar değişim istiyor. Şu anda bunu konuşmanın tam sırası. Rejim sadece içeride değil, dışarıda da büyük problemler yaşıyor. İran'da bir alternatif oluşmaya başlıyor. Dünya bunu fark etmek zorunda. Bir rejim değişikliği an meselesi. Böyle bir şey sadece İranlıların lehine değil, aynı zamanda dünya da bunu böyle görmelidir. Bu iddialı cümleler 1979'da devrilen İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin büyük oğlu Rıza Pehlevi'ye ait. Geçtiğimiz salı günü Kanada'dan yayın yapan CBS televizyonunda katıldığı programda İran'da son birkaç haftadır yaşanan sokak olaylarını yorumlayan Rıza Pehlevi kendisinden öylesine emin konuşuyordu ki sunucu bile sözünü keserek bazı hatırlatmalarda bulunmak zorunda kaldı. Ama bu sokak hareketlerinin bir lideri yok. İnsanlar bundan sonra neler olabileceği konusunda net düşüncelere sahip değil. Ayrıca şimdiye kadar rejime yönelik ambargolar da herhangi bir değişime yol açmadı. Kendisini her alanda antitez olarak konumlandıran mevcut İran rejimi, muhalefetten ve başkaldırıdan doğmuş bir yönetim. Bugün, herhangi bir utanma alameti göstermeden Batı televizyonlarında İran'ı yorumlamaya soyunan Rıza Pehlevi'nin mensup olduğu aile ve siyasal klansa attığı kritik bazı adımlarla 1979'dan bu yana Orta Doğu'ya ve İslam dünyasına kendi ajandasını dayatmakla meşgul olan yeni rejimin doğuşunda başrol oynadı. Bu bağlamda özellikle beş olayı birer dönüm noktası şeklinde zikretmek gerekir. Gevher Şad Hadisesi 10 Haziran 6 Temmuz 1934 tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret eden ve batılılaşma hamlelerine hayran olduğu yeni yönetimle yakın alaka geliştiren İran hükümdarı Rıza Şah, ülkesine döner dönmez aynı hamleleri kendi halkı üzerinde denemeye karar verdi. Ulema sınıfına karşı açık bir savaş başlatan Şah, Meşhed kentindeki İmam Rıza Külliyesi'nde toplanan sivil halka yönelik bir katliamın emrini verdiğinde, tarihler 1935'in Ağustos'unu gösteriyordu. Külliyenin en önemli parçalarından Gevher Camii'ne düzenlenen baskın, 200'e yakın insanın ölümüne yol açtı. Keşfi hicap dayatması. Rıza Şah 8 Ocak 1936'da yayınladığı bir kararnameyle İran'da çarşaf ve peçeyi tamamen yasakladı. Keşfi hicap, örtüyü açmak olarak bilinen yasadan güç alan polis ve jandarma büyük şehirlerde kadınlara fiziksel saldırılara girişmekle kalmadı aynı zamanda köylerde ve kasabalarda da ciddi denetimler başladı. Rıza Şah'ın İngilizler tarafından 1941'de devrilmesine kadar tesettür ve çarşaf İran'da devletle vatandaş arasındaki en büyük gerilim sebebiydi. Musaddık'ın devrilmesi. Babasının yerine alan Muhammed Rıza Pehlevi İran petrollerini millileştirme kararı alan Başbakan Muhammed Musaddık'ın 1953'te Amerika-İngiltere ortak yapımı bir darbeyle devrilmesine göz yumdu. Şah böylece koltuğunu sağlama alsa da sömürgecilerin kuklası ünvanını da boynuna asmış oluyordu. Beyaz Devrim Pehlevi rejimi tarafından 1963'te Beyaz Devrim adıyla sahneye konan modernleşme programı yönetici elitin semirttiği küçük bir azınlığın daha da zenginleşmesine yol açtı. Programın bel kemiğini oluşturan toprak reformu, İran'da sosyal ve ekonomik depremlere neden olurken, din adamı sınıfının şaha karşı muhalefeti ülke çapına yayılarak örgütlü hale geldi. Persepolis Kutlamaları Pers İmparatorluğu'nun kuruluşunun 2500. yıl dönümü anısına İran'ın Şiraz kenti yakınlarındaki Persepolis harabelerinde düzenlenen müsrif kutlamalar rejimle geniş halk kitleleri arasındaki son bağları da kopardı. İran'ın ihtişamlı geçmişini dünyaya göstermek için milyonlarca dolar harcanırken zavallı İran halkı fakru zaruret içinde çırpınıyordu. Sonrasında olaylar yıldırım hızıyla gelişti. Yolsuzluk, baskı, katliam ve dine açılan aleni savaşla özdeşleşen Pehlevi rejimi 1979'da yıkıldı. Yerine bu defa Şiiliği yaymayı ana hedefi haline getiren bir din adamları devleti kuruldu. Din devleti değil. Etki tepkiyi aksiyon reaksiyonu doğurmuştu. Yeni rejim uluslararası sistemin de işine gelecekti. Orta Doğu'da bir gerilim odağı oluşmuş, bölgede zaten bolca bulunan ihtilaf ve çatışmalara bir yenisi daha eklenmişti. İran ise bir yandan kendisini dünya sistemine muhalif olarak konumlandırırken diğer yandan da bu yolla mezhepçi ajandasını İslam coğrafyasına tatbik için bulunmaz bir fırsata kavuşmuştu. Kötü hatırlanan bir rejimin sürgündeki prensi olarak televizyonlarda boy gösteren Rıza Pehlevi'nin tüm bu detayları fark etmesi etse bile hazmetmesi mümkün değil. Hal böyle olunca İran tiyatrosu da izleyici bulmaya devam ediyor. Taha Kılınç, Yeni Şafak